4000 lira. Şimdi ben niye dedim bunu aldınız? Sonra senedin arkasını çevirince anladım ki hayırdır arkadaşım? Buyurun efendim. He? Seni başladığından beri bu programa takip ediyorum. Bir ikincisi diyorlar ki bana sorunlar, senin oğlun çıktı git takip et. Ben de bir kendini göreceğim dedim. Seni görmeye geldim bugün buraya. Anlatabildim mi bak sana? Nereden geliyorsunuz? Şu yakınlardan değil değil mi? Hayır. Küçük yoldan. Ta küçük yoldan geldiniz bana. Evet, seni görmeye geldim özellikle. Bismillahirrahmanirrahim. Yayındayız. Bir elinizi öpeyim mi? Hoş geldiniz. Ben de seni öpeyim. Kaç yaşındasınız siz? Tam 80. 1932 doğumluyum. Siz küçük yalıdan beni görmeye geldiniz. Evet. 1932. Doğumluyum. Şöyle yanıma gel. Yüzünü bir türlü göremiyoruz senin. Gel. Abi, görsünler. Görsünler mi? İyi görsünler. Evli misin? Yok. Hacı amcayı yolladık evine. Bizim ne çıkarsa bahtına var sabahları. Yok. He? Ya anne. Ben 52 sene onunla yaşadım. O iyi. Oh bir de öptün amcayı. Evet. Mezarına gidiyorum. Allah korusun. Allah gencinden versin. Yani onu ziyarete gidiyorum. Peki şöyle yapalım. Biz şu anda canlı yayındayız. Ben de tam bir şey konuşuyordum. Bir kayıp kızımızla ilgili bir gelişme vardı. Takip ediyorum ben. Peki. Siz buraya ta çift havuzlardan bizi evet, görmeye geldiniz. Çift yoldan seni görmeye geldim buraya. Ne yapayım? Seni seviyorum. Aşık oldum desem olamam. Sen çok gençsin. Tamam mı? Şöyle alayım ben size o zaman. İki dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Namazını kılmadım da. Ne yaptınız? İkinci namazını kılmadım. Benim yüzümden rekat kaçırmayın. Ha işte onun için dedim seni görmeyeyim. Mescidimiz var burada isterseniz. Ha, orada namazı kılayım ondan sonra gideyim. Peki ben... Gitmeyeyim mi? Buraya kadar gelmişsiniz o zaman bir yardımcı olsun da Ayşegül gel kızım. Ha. Bir mescidi göster annem bir namazını kılsın. Tamam ondan sonra seni tekrar tamam göster. Bal gibi kabul edeceğim seni buraya gel. Tamam oğlum. Hadi bakalım. Hadi bakalım Allah'ım yarabbim yarasın Allah'ım. Ya tamam getir oturttu. Gel gel anne gel peki gel şimdi gönlü kalmasın. Gel şurada otur da reklam arasında kıl. Tamam sonra. Bismillahirrahmanirrahim ya. Şimdi göndersem üzüleceğim. Yayındayız annem canlı yayını bastın sen. Evet canlı yayını basarım ben öyle arasında. Daha önce de başka bir canlı yayın bastınız mı? Ben seni sevdiğim için geldim. Ha, ilk kez burada benim yayını bastınız. Evet. Siz... Kamera şakası falan değil değil mi? Okan Bayülgen mi gönderdi seni? Mikrofon nerede ya? Allah'ım ya. Allah. Hüseyin abi sen gönderdin değil mi? Bana şaka yapıyorsunuz ha? He? Mikrofona konuşursanız. Kahraman Bey yok mu? Koltuğuna el koydunuz. Nasıl gelsin adamcağız? Ben kalkarım o gelirse. Peki mikrofonu yakın tutar mısınız? Şey, evet. Bu şaka falan değil değil mi bu? Şaka olur mu ya? Gerçek. Seni görmeye geldim. Çocuklar orada kamera falan mı var Allah'ını severseniz? Ya ilk kez 92 senesinden beri 22 yıldır yayıncılık yapıyorum. İlk defa stüdyom basıldı. O da sana aşık oldum diyen bir teyze bastı. Evet, ne yapalım? He? Öyle. Seven ölsün mü? Bir dakika ya. Vallahi şaka bu. Peki hoş geldiniz. Utandım ben yemin ediyorum. Of. İsminiz ne? Mikrofonu bir yakın tutar mısınız? İsmim Hüsniye. Çocuklar şaka mı? Birisi, kamera şakası mı yapıyorlar? Hüsniye. Soyadınız? Çetkin. Çetkin. Hüsniye Çetin. Çetkin. Çet? Çetkin. Çetkin. Hı. Hüsniye Çetkin. Ta İstanbul'un bir ucundan kalktığınız öbür ucuna geldiniz. Evet. Doğrudan da canlı yayına girdiniz. Evet. Bastım canlı yayına. Çocuk falan var mı sizin? Var. Ama duyulmuyor sesiniz mikrofonu. Var. Var. Evet. Tevellüt kaç sizin? 1932 doğumluyum. 1932 siz Atatürk'le de tanışmışsınız. Tam 80 yaşındayım. Atatürk'ü tanıdınız mı? 8 yaşındaydım vefat ettiği zaman. Ha, pardon yok, 6 yaşındaydım. Yani. 32'de vefat, 38'de vefat hatırlıyorsunuzdur etti. Hatırlıyorsunuzdur ama. Tabii annemler bizi akın akın götürdüler oraya. Dolmabahçe'ye. Dolmabahçe'ye. Kasımpaşa'da oturuyordum. Ben Kasımpaşalıyım aslen. Ya ben de Kasımpaşalıyım da şimdi
Kamera şakası mı çocuklar ya? Vallahi ayağınıza sağlık. Ne diyeyim, bir elinizi öpeyim ben sizin. Şimdi bir 4000 lira kapma peşindeydim de siz geldiniz birdenbire. Tamam. O zaman ben gideyim namaz kılayım. Ondan ben bir öpeyim, sonra öpeyim. Veda edeyim. Hoş geldiniz. Ya böyle 5 dakikalık veda olur mu? Madem geldiniz, canlı yayını bastınız, aşkınızı ilan ettiniz. Ben de size sevgimi ilan ettim. Çok teşekkür ederim. Siz ne işle meşguldünüz efendim? Ben söylemesem olmaz. Mikrofonu yakın. Hayda. Ne, istihbaratçı mısınız? Yok. Gizli görev. Eski ebe hemşirelerdenim. Eski ebe hemşirelerdensiniz. Tamam. Facebook'taki sayfa oldu. Ebemi de buldum diye sayfa açmışlar ya Facebook'ta. Ebesiniz yani. Tabii ama eski kurs ebeleri. Fark etmez ki ama bir yüzlerce çocuğun doğumuna vesile olmuşsunuz. Tabii tabii. Değil mi? Ben de ebe doğurmuş. Eyüp'le ben evde doğmuşum. Ben hala hastalarıma iğne yapıyorum. Hastalar geliyor bana. Ona yazın şey... arkadaşlar. Ebemi de buldum. Hayır gelmezse. Doğum varsa. Doğum varsa yap. Ben Eyüp'te evde doğmuşum. Ebe doğurmuş beni. Gel bir öpeyim ebem. Gel. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet şimdi kayıp aramaya devam efendim. Bir an ben de şok oldum ve kamera şakası zannettim ama değil.